Selamun aleyküm değerli dostlarım, değerli izleyenlerim, değerli takipçilerim. Merhabalar herkese, hayırlı günler, hayırlı işler. Evet dostlar, şu anda Ilgaz'a inmek üzereyim. Rampalara indim. Ilgaz Burşun'un istikametine doğru devam edeceğiz. Şöyle son rampamıza iniyoruz. Ana yola ineceğiz. İstanbul yoluna ineceğiz arkadaşlar. Oradan doğru da durmak yok. Yola devam bakalım. Hayırlısıyla. Siz değerli arkadaşlarımızla beraber çoktan bu yana bu yolu görmediydik herhalde. Çekmediydik. Bayağı zaman oldu. Buradan ana yola bağlantımızı yapalım. Buranın virajı çok keskin arkadaşlar. Bir de yola bağlanırken de sıkıntılı burası biraz. Çok yavaş bağlanmanız gerekiyor. Çünkü buranın yola bağlantısı şöyle, buradan bağlanırken aynen bak. Şimdi arkadan bak, bir tane araba geliyor arkadaşlar. Son hızla geliyor. Ve kendini hala da mesela sola atması gerekirken atmıyor. Gerçi önümüzde şerit var. Akbak tesislerinin önünü geçiyoruz şu anda arkadaşlar. Yani akbak tesislerini geçiyoruz. Ana yola bağlandık. Durmak yok, yola devam deyip gidiyoruz. Ortalama hız tespiti diyor. 974 metre. Yani 1 kilometre hız tespiti varmış. Normalde ben gelip geri dönecektim. Dün iş çıkmadı arkadaşlar. Yarın çıkacaktım. Sonra planları değiştirdim. Bir daha dedim bugün çıkayım. Yarın geri dönerim. Perşembe, cuma gün boşaltır. Cuma gün bir daha tekrar biraderi de yanıma alıp geri dönerim diye düşünüyorum. Tabii her şey nasip meselesi. Nasip kısmet meselesi. Allah, Cenab-ı Allah bize ne nasip ederse onu yiyeceğiz. Biz plan yapıyoruz ama tabii ki Allah'ın da bir planı var bizim hakkımızda. Nasibimiz neyse onu verecek bize. Evet, onur tesislerinde geçiyoruz arkadaşlar. Şey diyeceğim arkadaşlar, bu ara şu özellikle deprem bölgelerinde ve Hatay'da, işte Malatya'da, nerede vardı? Maraş tarafında da var mıydı acaba? Bu rezerv alan diye bir şey çıkardılar arkadaşlar. Böyle direkt gidip milletin evini, ocağını, deprem bölgesinde milletin zaten kalacak evi ocağı yok. Önce deprem konutlarını bir bitir. Bundan sonra rezerv alan ilan edersin. Deprem konutlarını bitirirsin. Evler, barklar yapılır. Kiralar normale döner. Piyasa bir durulur, hareketlenir. Duracak ev bulabilir millet. Bir şeyler olur. Ondan sonra rezerv alan ilan edeceksin de edersin. Gene de milletin evini ocağını yıkıp da karşılığında bir şey vermedikten sonra rezerv alanın da bir anlamı yok. Vatandaşın malına mülküne konduktan sonra, fakirin fukaranın malına konduktan sonra bu da bir sıkıntı yani. Adamın şimdi 3-4 katlı evi var. Az önce bir tane videoda izledim. Malatya'daydı herhalde. Adam diyor ki benim diyor annem diyor yatalak, babam diyor hasta, ameliyat olacak diyor. Bizim diye iki katlı evimiz var, bir tane çatısı var diyor. Ben diye tarlam var diyor arkasında diyor. Bağım var, bahçem var diyor. Oradan yapıp oradan geçiniyoruz diyor. Mahalleyi komple yıkılıyor diyor. 300 hane falan var diyor. Kardeşim sen şimdi 300 haneyi yıkıp da o 300 hane yani 300 evdir o hane derken öyledir herhalde büyük bir ihtimal. 300 herifin çift katlı evi var, anasıyla babasıyla durağım var, bilmem neyi var. Zaten millet deprem olmuş, oradaki millete sığınmış, deprem bölgesinde evi yıkılan mesela anasına babasına gelmiş, kardeşinin yanına gelmiş, çatısında duruyor, katında duruyor, bilmem neresinde duruyor. Zaten ev bulamamış adam.
Sen şimdi bir de hazır olan evleri yıkarsan, devlet olarak milleti sıkıntıya sokarsan, yani çıkarılan kanun nasıl bir kanun, onun da içeriğini pek bilmiyoruz ama orada anlatılana göre adamlara gelmişler, hiç haberleri yokken tebligat bırakmışlar kapısına, 15 gün içinde buraları boşaldın yoksa kolluk kuvvetleriyle gelinecek diye tebligat bırakın. Kardeşim, devletin askeriyle, polisiyle, zabıtasıyla vatandaşı niye karşı karşıya getiriyorsunuz ya? Onlar da bu milletin çoluğu çocuğu. Şimdi orada askerle, zabıtayla, polisiyle vatandaşı karşı karşıya getirdiğin zaman, orada millet birbirine girdiği zaman ne olacak? Ne olacak yani? Şimdi o asker emir kulu, polis emir kulu, zabıta emir kulu, memur emir kulu. Şimdi emir gelmiş, vatandaşın üstüne gidecek. Vatandaş canı yanmış, evini, sen evini ocağını yıkıyorsun, git konteynerde dur diyorsun. Bu da konteyner vereceğin mi vermeyeceğin mi, o da belli değil. Şimdi bu millet ile o, bu milletin çocuğu onlar da yani. Yani niye kardeşi kardeşe, birbirine devlet olarak düşürüyorsun ki sen? Ben anlamadım bu işten bir şey. Deminden beri aklımı ona yoruyorum. Dinliyorum, dinliyorum, bakıyorum. Yani çıkarılan kanun vatandaşa danışılmadan, sorulmadan, edilmeden, gidip bakılmadan, vatandaşa bir bilgi verilmeden, bir de muhatap da bulamıyor vatandaş yani. Muhatap da bulamıyor. İşin enteresan tarafı da o. Hani gidip müdürlüklere müracaat ediyoruz diyorlar. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok, elimizden gelen bir şey yok diyorlarmış onlara. Yani kardeşim, devletin sen vatandaşla nasıl muhatap olmasın? Vatandaşa bir açıklama yapmak zorundasın. Sen vatandaşın gelip göz göre göre evini, ocağını yıkıp da geçip gidemezsin ya. Nerede durursan dur. Çadır devleti mi? Hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, diyor ya, burası çadır devleti mi diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, yani buna bir yani dediğim gibi tam işin içeriğini, kanunları bilmediğim için bir şey diyemiyorum ama vatandaş mağdur oluyorsa da yani gerçekten bu vatandaşa bir el atılması lazım. Zaten millet anası ağlamış, çoluğunu çocuğunu kaybetmiş, evi barkı yıkılmış, bütün varlığını kaybetmiş, sıkıntıya düşmüş ki o bölgelerde bir de yani sadece o bölgenin olmasına gerek yok yani. O şekilde rezerv alan neresi ilan ediliyorsa o vatandaş mağdur oluyordur. O vatandaşı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna da yani bir el atması lazım. Yani bu kanun çıkarken neye dayanarak çıkarttılar? Yani şimdi bazen halkımız ağlıyor, bilmem ne işte Suriyelilerden, Afganlılardan daha kötü yaşıyoruz bir ülkemizde. Onlardan çok biz mülteci olduk diyorlar da doğru diyorlar herhalde. Ne bileyim ya, böyle şeylerin olmaması gerekirken ülkemizde hep sıkıntıya giriyorsun, hep sıkıntıya giriyorsun ya. Nasıl olacak, nasıl edilecek? Yani bunlara bir el atılması lazım. Bu milletin sesini duymaları lazım ya. Bu milletin artık sesini duymaları lazım. Bu halkın içinden, halkın içinden komple çıktılar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunlar iletilmiyor mu? Hani iletecek kişilerin önü mü kesiliyor? Veya iletilmesin diye herkes kendi rantına mı bakıyor? Ne oluyor, ben anlamadım ya. Bu vatandaşın son birkaç senedir çektiği, yani zaten millet ekonomik olarak sıkıntıda, darda, zorda, o bölgede ev bulmak zaten zor. Kiralık ev zaten yoktur. Kiralar 15 ise şimdi öyle bir şey yaptığın zaman adama 25 diyecekler. Niye? Adam kalacak yeri yok. Mecbur kafasını bir yere sokacak, bir sığınacak yer bulacak kendine. Adamın zaten işi gücü yıkılmış, o bölge yıkılmış. Yani devletimiz bir yandan destek veriyorum derken bir yandan milleti perişan etmenin bir anlamı yok. Buradan da çağrımız olsun. Bu vatandaşların da mağduriyeti, bütün vatandaşlarımızın da mağduriyeti artık giderilsin. Yani nasıl bir şekilde olacaksa olsun. Olsun yani. Milletin artık yani, millet yoksa birbirine girecek ya. Hani durduk yere milleti birbirine sokacaklar yani. Bunun peşindeler mi? Bunun peşinde olanları Cumhurbaşkanımız niye yanında taşıyor? Yani bu
milletvekili 550'den 600 500'den 550'den 600 milletvekiline çıkarıldı. Milletin sorunlarıyla iç daha iyi ilgilensin, milletle daha iç içe olsun vekiller diye, milletin sorunları giderilsin diye bu vekillerin sayısı yükseltildi diye biliyoruz. Ama herhalde öyle değil. Yandaşlara maaş alsın, vekil olsun da maaş alsınlar diye mi oldu acaba bu yükseltme? Bu neye dayanır? Yani bu sistemde o zaman milletvekillerinin hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, yani bu 600 tane milletvekiline gerek yok o zaman. 200'e düşürün. Bir dünyada maaş almasınlar en azından. Bütçeye yük bunlar. Bütçeye yük, yani benim vatandaş olarak buna aklım eriyorsa, yani bütün oradaki yetkililerin de ermesi lazım. Devlet erkanının aklının ermesi lazım yani. Milletvekillerini çoğaltmak demek vatandaşın içinde daha çok olmak demek olması lazım. Ama milletvekilleri çoğaldı. Bizim AK Parti hükümetimizin milletvekilleri, bürokratları, bakanları milletin içinden geri çekildi. Ondan sonra niye böyle oldu diye yakınıyorlar. Neyse, oralara da fazla girmeyeyim ben. Girdikçe benim şeylerim, dengem bozuluyor. Evet, Ilgaz'a doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Ilgaz'ı geçtik, Kurşun'un istikametine doğru devam. Evet, Kurşunlu'ya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Kurşunlu'dayız şu anda. Az önce az daha Şipşak'ı unuttum muydu? Şipşak'ı az daha unuttum muydu? Gene bir ceza patlatacaklar bize az daha. Havada ne güzel bir şey var. Böyle güneş bulutların arkasında görüntü değil mi? Böyle parlak bir güzel bir çekim oluyor gibi geliyor bana. Bazı arkadaşlarımız Kurşunlu, Akkaracalar, Çerkeş'i falan çek abi diyordu çoktan beri. Onların da isteklerini yerine getirmiş olalım bu arada. Ey gidi eski günlerde, ey gidi eski günler. İskender Güner.
Evet dostlar, Gurşunlu'yu geçiyoruz. Nedimhan'ın oraya doğru devam. Gökmenoğlu tesislerine doğru ilerliyoruz. Yani bir nevi Çergeç'e doğru arkadaşlar. Bu yolun yüzüne doğru da bu tuzcular var ya, bir ara bir tane kalem alacağım, o tuzcu yazısının U'larını hepsini O yapacağım. Hepsi tozcu olsun. Hepsine baskın düzelsin. Hepsi tozcu. Ondan sonra tozcu şöyle, tozcu böyle olurlar. Evet, saygıdeğer dostlarım, değerli arkadaşlarım, Atkaracalara doğru şu anda ilerliyoruz. Buradan buradaki kardeşlerimize, burada bizi takip eden arkadaşlarımıza merhabalar, saygılar, selamlar diyelim. Atkaracalara doğru devam edelim bakalım. Şimdi buralarda arkadaşlar hız limitleri var. EDS'ler var, MOBESE'ler var. Ona göre bu bölgede dikkat edin. Kurşunlu'nun içinde var bir tane. Gidişte gelişte iki taraflı. Ondan sonra Ilgaz'a doğru var EDS'ler. Yani hız kurallarına uyalım, uymayanlara uyduralım demiş adam. Burası 70. Hızı düşürelim 68'e 67'ye kadar. Burada da var bir şipşak. Şahan. Çeri de piyasaya iyi yayıldı bu çeriler ya.